Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor taraftarları, beni Trabzonspor taraftarı olarak takip edenler ısrarla neden video gelmiyor diye söylüyorlardı. İşte o videoyu şu anda çekiyorum. Videonun gelmemesinin sebebi biraz da istihbarat yapmak, bilgi toplamak. Bunlar olduktan sonra size güncel haberleri vermeye çalışıyorum genel anlamda. Belki bu haberlerin bir kısmını gazetelerde, internet sitelerinde okuyorsunuz. Bir kısmını da biz aldığımız istihbaratla ortaya koymaya çalışıyoruz. O manada beni takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı da bizim için değerlidir. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Birkaç tane önemli noktayı söyleyeceğim ama çok daha önemlisi Abdullah Avcı Kasım ayını işaret etmişti. İşte o Kasım ayında çok ciddi bir değişime gidiyor. Hatta öylesine değişim ki sağ taraf değişiyor, santrofor bölgesi gelişiyor. Değişiyor demiyorum ama gelişiyor. Orta alan transferi söz konusu. Yani Trabzonspor Dünya Kupası'nın ardından farklı bir kimliğe bürünecek desek yanlış olmaz. Gelin şimdi o kimlikle ilgili açalım, konuları açalım, arka arkaya getirelim. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Bakasetas'a talip var. Gerçekten de 29 yaşındaki Yunan oyuncu bu sezon müthiş bir performans sergiliyor. 16 gole doğrudan tesir etti ve transferin gündemine geldi. İşte hala Fiorentina peşinde, İspanya Ligi'nden teklifler var ama Trabzonspor'un da çok net bir açıklaması var. Trabzonspor diyor ki Bakasetas satılık değil. Ancak diyorum orada çok enteresan bir nokta var. Eğer 12 milyon euro nakit olarak getirilirse Trabzonspor'un söz hakkı ortadan kalkıyor. Oyuncunun söz hakkı ortaya çıkıyor. Oyuncu kalmak isterse kalır, gitmek isterse gider. 12 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğunu söyleyelim. Şu anda Bakasetas'ın da gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayalım. Peki Trabzonspor'da çalışmalar ne zaman başlayacak? Hemen onu da aktaralım. 21 Kasım Pazartesi Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplanacak Trabzonspor. 29 Kasım 9 Aralık arasında da Antalya'da olacak. Bu bilgiyi de aktaralım. Söyledik ya değişime geçeceğim. Yani değişim gerçekten çok önemli. Santrofor bölgesine kral santrofor için çabalar başladı, çalışmalar başladı. Onları anlatacağım ama yine önce içeriden birkaç tane haber vermek istiyorum. Mark Bartra'ya da tartışılıyor son dönemde. Özellikle tartışılmasının sebebi yumuşak bir savunma oyuncusu olması. Bu manada acaba Edgar Ie'nin yerini doldurur mu denmişti. Pek doldurmuş gibi görünmüyor ama kalitesi belli bir oyuncu. Nitekim 1.250 bin euroya gelmişti. Espanyol ve Hetafe'nin kendisine teklif yaptığını hemen söyleyelim. Yani kalitesi bilinen bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Bu sezon 19 maç oynadı. Bir de golü var oyuncunun, onu söyleyelim. Yine içeriden birkaç tane haber vermek gerekirse işte Abdülkadir Ömür ve Hüseyin'in 5 yıllık imzalarından bahsedelim. Kapa bildirildi. Bu arada Abdülkadir Ömür Yunus Akgün takası diye bir şey çıktı ortaya. Hani kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını, her iki oyuncunun da menajeri olan kişinin aynı olduğunu söyleyelim. Necdet Ergezen'le bir görüşme yaptım. Böyle bir şey ne gündeme geldi, ne konuşuldu, ne de böyle bir durum var dedi. Dolayısıyla ben hani küllenmiş bir şey, kapanmış bir şey olsa da size bilgi olarak aktarmak istedim. Şimdi devam etmek istiyorum. Tabii transfer hepinizin merak ettiği konu ama yine içeriden bir aldığımız bilgiyi paylaşalım. Yusuf Yazıcı da istenen performansı sergileyemediği konusunda bir görüş birliği oluştu. Beklentilerin altında kaldı Yusuf Yazıcı ama onun Avrupa'daki piyasasının net bir şekilde olduğunu bir kez daha vurgulayan bir haber var. Salerno Today sitesi, internet sitesi girerseniz görürsünüz. Orada da çok net bir şekilde Yusuf Yazıcı'ya bir teklif olduğu, teklifin de 7-8 milyon euro olduğu, devre arasında da
Salernitana'nın oyuncuyu transfer etmek istediği bilgisi var. Salerno Today'de internet sitesinde bu bilgiyi görebilirsiniz. Yani onların verdiği haberi size paylaşıyorum. DeSantis de onların başındaki kişi olduğunu söyleyelim. Yani Yusuf Yazıcı da devre arasında giderse şaşırmayalım. Çünkü Abdullah Avcı çok köklü bir değişiklik yapacak demiştim. Onun sebeplerini söyleyeceğim. Yine bir Hamşik'le ilgili söyleyelim. Belki Trabzonspor taraftarını biraz üzecek bir haber olacak ama Hamşik konusunda bir gelişme var. 35 yaşındaki Slovak oyuncu bu sezon 26 maç 2 gol 4 asist yaptı. Hatta onun oynamadığı maçlar bir anlamda ya gerçekten çok ciddi sıkıntıya giriyoruz. Üretkenliğimiz düşüyor denilen maçlar haline geliyor. İşte o oyuncu Hamşik ki yerine de oyuncu aranıyor. Futbola veda zamanı geldi diyor. Çünkü önümüzdeki sezon 36 yaşında olacağım. 36 yaş bu iş için bayağı bir ilerleyen bir yaş diyor. Daha doğrusu futbola veda zamanım geldi cümlesini kullanıyor. Ki bu da Trabzonspor'un orada bir arayışa geçmesini sağlayan unsur. Ki kaldı ki daha önce de söylemiştim. O noktada Berkay Özcan ilk sıralarda yer alıyor ama bu noktada bir oyuncu daha gündeme geldi, onu da söyleyelim. Malmö'nün orta sahası Erdal Rakip 26 yaşında ki gerçekten onun da çok enteresan bir kariyeri var. Orta saha oyuncusunun Malmö'de oynuyor. Menajeri de ilgiyi, Trabzonspor'un ilgisini doğrulamıştı. Makedonya ve İsveç vatandaşlığı var. Benfica'ya önerilmişti. Bir ara Abdülkadir Ömür'e karşılık Trabzonspor'a önerilen bir oyuncuydu ve sözleşmesi de 31 Aralık'ta sona eriyor. Bu sezonu 35 maç oynayarak geçirdiğini söylersek oyuncuyla ilgili Abdullah Avcı'nın olumlu rapor verdiğini söyleyebiliriz ki tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence menajerinin de doğruladığı bu transferin olma ihtimali var. Onu özellikle söyleyelim. Hamşik'in yerini kapatır mı? Bir ara çok ciddi çıkış yapan bir oyuncu olduğu için belki de yeniden o eski günlerine dönebilir. İngiltere'ye de gitti. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakalım bu transferle ilgili gelişmeler ne düzeyde ilerleyecek diyelim. Biz yine devam edelim. Çünkü santrofor transferinde çok ciddi bir değişim süreci yaşanıyor. Onu söyleyelim. Ve Abdullah Avcı'nın kadroda çok ciddi bir revizyona gitme durumunun söz konusu olduğunu, hatta hani bugün oynayan oyuncuların 4-5'inin kenara çekilip yerlerine yeni oyuncular geleceğini söyleyebiliriz. Bu kadar mı derseniz evet, bu kadar değişiklik olacak. Hatta değişikliğin başladığı yerlerden birini hemen söyleyelim. Bir kere Visca'nın dönüşü sağ önde. Visca'ya bakılacak ki Visca'nın dönüşünü çok dört gözle bekliyor Abdullah Avcı ve ondan beklentisinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkada durum ne? Sağ arkada dediğimiz sağ bek tarafındaki durum ne? Larsen'e iki tane talip var. Brøndby ve Malmö ve Dünya Kupası sonrası belki de daha farklı talipleri de çıkabilir. Ve Trabzonspor onunla ilgili kararını Dünya Kupası sırasında hazırlıklar devam ederken verecek. Neden öyle bir karar verecek? Bruno Pérez dönüşü sağlayabilirse Bruno Pérez önü Visca. Yani şampiyonluğa giden yoldaki o başarılı ikili tekrar oluşacak. Hüseyin de orada arkasında bekleyen oyuncu. Zaten Serkan Hasan da var. Yani Larsen eğer şartlar uygunsa gidecek. Bruno Pérez sakatlıktan tam anlamıyla kurtulursa Bruno Pérez, Visca. Bakın iki oyuncu değişikliği gerçekleşmiş olacak. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi gelelim bir başka önemli konuya. Biliyorsunuz Abdullah Avcı Canini'yi bırakmamak için çok ciddi bir şekilde mücadele etmişti. Ve El İttifak takımı talip olduğu halde 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Şimdi şöyle bir durum var. Abdullah Avcı eğer talibi varsa artık gönderebiliriz noktasına geldi. Talibi de var. Arap coğrafyasından her zaman talibi var. Ha geçen seneki 6-7 milyon euroları görür mü? Çünkü bu sene gerçekten çok da iyi bir sezon geçirmiyor. Onu söyleyebiliriz. Görür mü? O konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Ama net söyleyeceğim cümle Canini'nin de takımdan ayrılma durumu. Yani bir anlamda orada bir değişim söz konusu olacak. Santrafor bölgesinde işte Sörloth, Cornelius gibi oyuncuların yerine gelen
Maxi Gomez, Umut Bozok gibi oyuncuların biraz tam da Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği oyunu karşılayamadığı görüldü. Ve bu manada bir değişim süreci daha orada yaşanacak. Ne yaşanacak? İki tane oyuncu var. O iki oyuncudan bir tanesinin gelmesi, yani santroforda kral bir santrofor transferi ön planda. Bunlardan bir tanesi Artem Dobik ki zaten sezon başında Abdullah Avcı almak için uğraşmıştı Dniprolu oyuncu. Ve Dniprolu oyuncu da gelmeye sıcak bakıyor. Nitekim bunun için de sözleşme teklifini geri çeviriyor, imzalamıyor. Bu sezon 20 maçta 14 gol, 4 asisti var. Yani sözleşmesi de 2023'te bitecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Artem Dobik gelmeye sıcak bakıyor. Bir anlamda yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen o transfer kış transfer döneminde gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Ve bir isim daha var ki hani onun için artık çok tartışmaya gerek yok, hatta çok konuşmaya bile gerek yok. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Abubakar yakın takibi alındı. El Nasır'da oynuyor. Tabii ki oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını daha önce de söylemiştik. Hatta Beşiktaş gündemine de tekrar gelmişti ama Beşiktaş'ta ayrılış nedeniyle biraz sıkıntılı bir süreci var. Bu sezon 8 maç 2 golü var. 5 milyon euroluk da bir piyasa değeri var. 2024'te bitecek sözleşmesi var. Ama bunların ötesinde bir gerçek var ki artık Arap coğrafyasından ayrılıp tekrar Avrupa'ya dönüş isteği var. Bu manada bir de Trabzonspor'un rakibi var. O da Adana Demirspor. Adana Demirspor Artem Juba'yı gönderdikten sonra Abubakar'la orayı takviye etmek istiyor. Yani Trabzonspor'da köklü bir değişimin temelleri atılacak gibi görünüyor. İşte sağ kenar komple değişecek, Canini'nin gidecek orta alanda. Eğer gerçekleşirse Erdal Rakip gibi, işte Berkay gibi bir orta alan değişikliği söz konusu olabilir. Yusuf Yazıcı'nın Larsen'in gitme durumlarından bahsettim. Evet, Trabzonspor'un gündemini sizlere paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.